Ama bir saniye şöyle. Efeksiz. Yaz öyle yapınca sapı gözüme girecek gibi oldu. Ya bu sohbette, bu muhabbette azıcık öz eleştiri yapmak istiyorum. Ben kendimi dönem dönem cesur olmamakla, yeterince ödev yapmamakla, bir konudaki iddialarla ilgili çok uğraşıp uğraşmamakla suçlarım. Ama bu suçlamalar hikayesinin arka tarafını bilirsin. Bu bir zonklama etkisi. Dönem dönem çok suçlarım, dönem dönem de çok iyi olduğumu düşünürüm. Bipolar diyorsun. Yani, evet. Dava adamı olup olmamak, hani bir konuya gerçekten sahiplenip sahiplenmemekle alakalı insan kendisini denetliyor. Çünkü yaşamda bir sürü bildiğimiz bilginin dönüşüp dönüşüp de bir şey üretmesinin aslında karşılığının bir ucu da burasıymış gibi görünüyor. Bunu bir mühendis gibi üretenler var. Mühendis olmadığımı çok net biliyorum. Bir de böyle duygusuyla canlı sahip çıkan, gerçekten uğraşan var. Böyle uğraştığım konular var. Az sonra araya girip de tekil tekil de anlatırım ama bu konuyu sorgulamak istiyorum seninle beraber. Mesela sen kendini ne kadar bir dava adamı gibi hissediyorsun? Ya da bu sana uygun geliyor mu zihinsel anlamda? Dava adamı, ben küçüklüğümden beri bu lafı o kadar farklı konseptlerde duydum ki tuhaf şeyleri var, çağrışımları var. Politik bende. Bir göndermesi. Politik bir tarafından öte, bir de özellikle benim yetiştiğim mikro çevrede hiç böyle ulan bununla ömür mü geçer diyeceğim adamları dava adamı diye nitelediklerini gördüğüm için küçüklüğümden beri. Ama öte yandan tanım olarak, yani gereksinim olarak dava adamı olmak zorunda olduğumu hep düşünmüşümdür. Yani hep öyle bir zorunluluğum varmış gibi büyüdüm ben. O yüzden muhtemelen sende de öyle bir şey var. Bu yetmezlik hissi, işte yetersizlik hissi, biraz önce bahsettiğinden işte yeterince okumadık, yeterince yapmadık, yeterince etmedik. Bu neye yetersiz? Bu dünyada işte bir değişim yaratmalısın. Çünkü eksik olan bir şeyler görüyorsun. O eksiği tamamlamak üzere önünde bazı fırsatlar, işte senin terkibinden, özel işte yapılanmandan, tarihinden kaynaklı bir şeyler var. İçinde bulunduğun kültür sana bir şeyler bekliyor falan. Bunların hepsi birince de bazı yollar görüyorsun. Diyorsun ki yani ben bu yolda bir şey yaparım. Tabii benim mesela şöyle bakınca geçmişe çok baltayı taşa vurduğum, yanlış yollara girdiğim yerler çok oldu. Mesela bir ara rock müzikti bütün misyonum, yani o dava, yani Türkiye'ye rocker yapacaktım komple. Saçmaymış, onu yolda gördük. Sonra bir ara siyasete sardım. Rock'ı saçma bulmuyorsun değil mi? Yanlış anlaşılır. Yani Türkiye'yi rockçı yapmak saçmaymış. Saçma, aynen. Araçla amacın karıştığı bir şey. Yani onun bir dil olduğunu sonradan öğrendim. Yani bütün dünya Türkçe konuştuğu gibi saçma sapan bir şeymiş aslında benim istediğim. Ya da işte bir ara siyasete sardık. Hatta geçen gün bir yerde eğitime gittiğimde 15-20 sene önce, o zamanlar beraber takıldığım bir örgütün, böyle bir sivil toplum örgütünün İstanbul üyelerinden biriyle, o zaman da meşhurmuşum adam deyince öyle fark ettim. Ya siz dedi Ankara'daydınız, biz oradaydık, neler yaptık falan. Dedim yani yaptığımız her şey tırt çıktı görüyorsun, altı boşmuş falan. Ya sorma dedi, işte eğleniyorduk biz gençler. Hatta şöyle bitirdik, şimdiki gençler kendi başının çaresine baksın falan gibi. Çünkü her dönemde böyle bir şey oluyor. Ama o arayışların tamamı şimdi bana bir şey söylüyor. Mesela sen de söylersin arada bir benim için. Bu kadar yeri gezdikten sonra bir fikir oluşuyor, bir dert oluşuyor. O derdin ya üzerine yatamıyorsun, yani anlatabildim mi? Bu mecburi bir şey. Bu yanlışlar insana öğretiyor, işte hatalı seçimler falan. Neticede o seni içeriden sürekli dürtükleyen bir şey ve onunla ilgili bir şey yapınca zaten otomatik dava adamı oluyorsun. Hani dava adamı olmak böyle işte merhaba bir sertifika aldım ben dava adamıyım gibi olabilen bir şey değil herhalde. Ama yaşamla ilgili derdi olan, bir daha önce konuştuğumuz kendisini genişletme derdi olan bence herkesin şu ya da bu şekilde o dava peşinden gitmeyle ilgili bir arızası oluyor galiba. Ama ben onu en çok şeyde hissettim. Sen şimdi biraz önce söylerken o yetmezlik hissi çok belirleyici. Ben oldum lan olunca kalıyorsun. Yetmezlik hissinin ötesinde bir trik daha varmış gibi görünüyor. Fazla konuya akıllıca bakmakta bir sorun galiba. Şimdi bu Türkiye'nin politik tarafının bir bölümünün de sorunudur genel olarak ama bireysel olarak kendi üzerimde de hissettiğim bir şey. Fazla akıllıca bakınca çok akıllıca düşünce seni eylemsizliğe itiyor ya. Tabii. Yani aşırı analitik. Yani olduğun yerden kıvıldayamıyorsun. Çünkü aslında yapmak istediğin şeyin negatifiyle de ilgili çok makul bir sürü veri ve bilgi toplayabiliyor kafan. Tabii. Ve zaten eylemsizliğe yatkınız standart sapiens olarak. Ve bu bizi gerçekten amana dönüştürüyor bir şeyde. Bir böyle bir tarafı da var. Bir de öteki tarafı da yani bir şey yaptığında, o anda çok doğru bulduğun bir şey yaptığında da böyle tanımlanıp kalacağım kaygısı da oluyor.
Tabii. Ya şimdi bu devirde çok şey var ya, daha evvel konuştuk bu ikinci kariyer, üçüncü kariyer falan hikayeleri. Kaç gün evvel Twitter'da bir arkadaş yazmıştı. Kaynağını bilmiyormuş o da sözünü ama insan öğrenmeyi bıraktığı gün düşünmeye başlar diye. Şimdi o kendi zihnimizdeki ya da dağarcığımızdaki malzemenin kendi düşüncemizi oluşturmaya ya da yolumuzu çizmeye yeterli olduğu hissine gelemiyoruz bir türlü. Gelemeyince de o sürekli böyle oradan mı gitsem, bunu mesela bunu mu dinlesem, işte bir sertifikasyon daha mı, bir master daha mı yapsam falan, devam böyle bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Halbuki yani normal yaşayan bir insan, birkaç 15-20 sene bu dünyada takılmış, hadi biraz ergenlik geciktiği için 25-30 sene diyelim ona, biraz çocukluk uzun sürüyor şimdi çünkü şimdi. Yani 25-30 sene yaşamış bir insan, durup şöyle kafasındakileri toparlayacak vakit ayırdığı zaman gerçekten bu dünyaya dair bir bilgelik kırıntıları oluşturmaya başlıyor. Ve oradan bir yola çıkabiliyor aslında. Bakın bu cesaret bizde yok. Bir nevi işte Schopenhauer'un söylediği okumak zihin tembelliğinin en iyi bahanesidir diye. Yani devamlı böyle bir şey araştırayım. Mesela Allah'ım okumam gereken ne kadar çok? Hayır, okuman gereken o kadar çok kitap yok. Yani yapman gereken bir şeyler var. Aslında ben yani yıllar sonra bunu öğrendim. Ben çok uzlet içinde bir çocuktum abi bu arada. Hani bir itiraf yapayım, itiraf ediyorum. Böyle evde otururdum. Çünkü bizim mahallede bıçkın çocuk çoktu, beni çok döverlerdi. Böyle bir de böyle herhalde akça pakça gözükünce bir de dalıyorlardı direkt. Ben işte evde otur, ansiklopedi oku. Çok uzun süre ama bu halet bende devam etti yani. İlkokula falan gittiğimde öyle çok böyle sosyalleşesim yoktu. Çünkü bir iki tane adamla samimi oluyorsun. Herif ya karateci çıkıyor ya top oynamak istiyor. Yani hiçbiri beni sarmıyor, tamam mı? Zülfü Livaneli'nin son kitabında bunu bu bir tür örüntü yakalayarak anlatmış. Kendi çocukluğuyla da alakalı. Şimdi diyor düşünce adamı olan, 50'sinden sonra 40'ından sonra düşünce adamı olan insanların çok büyük bir çoğunluğu çocukluğunda ya uzun süre hastalık geçirmiş, evde yalnız başına yatmak zorunda kalmış, ya yalnızlık çekmiş, hani bir gerekçeden yaşadığı bölgeye uyumsuzluklar olmuş. O çocuk yani onu, bunun bir ortak örüntü olduğunu sezmiş, o da kendi hikayesinin üzerinden anlatıyor. Sen de şimdi aynı şeyi söylüyorsun. Gerçekten... Yani bizim parola var ya, sıkıntı yoksa sıkıntı vardır diye. Yani geçmişte bir arıza olacak ki onu kapatmak, onu tamir etmek, o işte travmayı iyileştirmek, yara demek. Bir şey öğreniyoruz muhtemelen orada. Tabii. Bir başka ya itiyor yöntem. Aslında, itiyor. Evet. Yani şimdi ekmek elden, su gölden hep verdiğim örnek işte rahat koltukta kitap okuyamamayla aynı şey. Rahat koltukta uyuyakalıyorsun. Çünkü sorun yok. Sorun olmayınca sistem çalışmıyor. Diyor ki enerji tasarrufu moduna geçelim. Entropi prensibi var bilmem ne. Niye evrenin entropisini arttırayım durduk yerde? Uyuyor, enerjiyi minimale indiriyor yani. Ama arkada böyle sürekli gıdıklayan bir şey varsa, yetmiyorum, yetişemiyorum, işte efendim eksiğim, mesela eksik benlik diye bir fenomen var. Biz şimdi anne babamızı, işte onu da kim formüle etti hep bizim dost anlatıyor da ben referansların isimlerini unutuyorum sıklıkla. Annemizi babamızı görerek başlıyoruz hayata. Bizim önümüzdeki örnekler onlar. Onları memnun etmek için bir süre sonra, yani bütün olayımız onları memnun etmek üzerine. Özellikle anne burada çok daha fazla belirleyiciymiş. Ve onlar tabii mükemmel insanlar olmadıkları için biz sürekli kendimizi onlardan daha aşağı görüp onları memnun etmek pozisyonunda olan eksik benlik sahibi ve sürekli tamamlanması gereken bir insan modeli içerisinde. O yüzden habire işte eş arıyoruz, iş arıyoruz, böyle bir yol arıyoruz, anlam arıyoruz, bir şey arıyoruz. Eksiyiz yani devamlı böyle bir şunu da tamamlayayım, şunu da tamamlayayım. Ama böyle ömür geçiyor işte, ömür bitiyor. Fakat ideolojik, nasıl diyelim, öneriler, yollar, İşte inançlar, gruplar, tarikatlar, cemaatler olarak düşün bütün dünyadaki versiyonlarıyla beraber. İnsanlara kolay bir paket çözüm sunuyor aslında. Mesela futbol takımı taraftarı olmak da böyle. Baba diyor gel, sen diyor burada eksiğini büyük bir komünitenin parçası olarak tamamlayalım. Hem bir iyiliğe bir katkın olsun, yani bu işte sebep için bir şey yap. Hem burada işte varlığını anlam bul bilmem ne falan gibi. Ve insanın bu ihtiyacı ne kadar ortak, ne kadar böyle hepimizin paylaştığı bir şeyse bu çok etkili. Yani kitleleri sürüklemek açısından. Baştaki soruya tekrar döneceğim. Dava adamı mısın? Muhtemelen. Yani muhtemelen. Böyle hissediyor musun kendini? Evet, yani? Hissediyorum. Davan ne? Tarif etsene. Davam şu. Mesela şimdiki hissettiğin şey ne? Yani dava adamı dediğimde bugün kendimle ilgili hissettiğim, yani niye ben dava adamıyım diyebiliyorum. Çünkü bir fikrim ve bir derdim var. Bu fikir hayatla ilgili, yani hepimizin hayatıyla ilgili. Anlaşılabilir bir şey. Ki ben anladım yani Allah'a şükür. Ben anladığıma göre herkes anlar. Dolayısıyla bunu bilimsel ve işte nasıl diyelim doğal bir bilgi bu. Herkesin aslında erişimine açık. Fakat etrafımdaki hemen hemen tüm insanların gözü buna kapatılmış. Ben sadece
uyandırma nevinden birkaç bir şey hatırlatıp insanların gözünü açtığımda bir takım değişiklikler olduğunu görüyorum. Hala da biz bunu bugün açık beyinde işte seninle beraber bu YouTube videolarıyla hep aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir ha falan dedirttirebildiğin anda mesela o insanın hayatında bir kırılma yaratıyorsun. Şimdi bu kırılma benim davam insanın hayatını kırmak bükmek değil. Yani illa farklı bir şey yapsınlar değil ama insanoğlunun kendisinin neliğini unuttuğu, ne olduğunu unuttuğu bir devirde bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş bana kalmış gibi gözüküyor. Ben ve benim gibi birkaç kişiye. Bu söylemler sadece bana ait değil ama galiba bu kadar hani tırnak içinde goy goyunu yapan, bu kadar ısrarlı bastıra bastıra söyleyen. Babam aradı geçen gün. Oğlum senin evrimle derdin ne dedi ya? Yani dedi bir şeyini mi eksik bıraktık senin? Ne yaptın ne etti? Nedir dedi bu derdin? Yeterince evritemedik mi seni? Öyle gözüküyor. Yani bir derdim var. Evet bir derdim var ama derdim o değil. Yani derdim mahiyetini ve anlamını inkar eden insan olma alışkanlığına. Benim derdim bu. Bu şu dava adamı olmayı ayırt etmek için araya da sokmak istiyorum. Kendisi için karlı olmadığını, fiziki, ekonomik karlılık olmadığını, statüsel karlılığı olmadığı halde yine de belli bir konuyu doğru bulduğu için, anlamlı bulduğu için, değerli bulduğu için hatta zararına rağmen emek sarf eden, cesaret eden, davranış gösteren insan modeli diye tarif edelim dava adamı olmayı. Evet, bak buna tam uyuyorum o zaman. Bak şeyi Mümin Sekman şeye yazdı kendi Instagram hesabına. Beğendiği birkaç konuşmacı ve işte fikir adamından bahsediyor. Benim de ismim geçiyor diyor. Biraz daha profesyonel olsa çok para kazanırdı falan diye öyle yazmış. Geçen gün de Deniz Ülke Hoca sağ olsun Deniz Ülke Arıboğan. Orada bir söz geçmişti de ben alıntılamıştım. Biri benim hayatımı özetlemiş diye. Biri sizi çizgili kağıt verirse yan çevirip yazın. Benim hayatım böyle geçti yani. Ben dedim ki böyle yapacağım. Hayır ben şöyle yapacağım. Öyle arıza arıza Deniz Ülke Hoca şey demiş. Şu kağıdı bir düz tutaydın şimdi ne makam, ne şan, ne şöhret, neler neler olurdu falan gibi. Tabii ironi yoluyla bunu söylüyor. Doğru yani gerçekten böyle bir şey var. Fakat onun doyumu diğer kazançlardan çok daha büyük. Yani benim emsallerim, arkadaşlarım, dostlarım daha farklı, daha profesyonel yollar izliyorlar. Sağ olsunlar hepsinin dava ile ilgili o sitayişli bakış ve bahsedişleri, yani destekleri, hep böyle yani biz de böyle bir şey yapmak isterdikleri ve çok daha büyük bir entelektüel doyum. Bunu keşke daha nasıl diyeyim? Daha anarşist yapabilsem. O zaman daha şeydi. Ben ne biraz engelliyor? Yani ben konforcu bir adamım abi. Biraz öyle çok rahatımı bozamam ben. Yani ne gerek var fani dünyada böyle herkesin gözünü açacağım diye Diyojen gibi elimde fener gezemem. Yani o kadar böyle adanmışlık değil ama şimdi bizim işimiz çok daha kolay. Çünkü öyle yapmanı gerektirmeyen de bir devirdeyiz. Bu devrin araçları habire söz cideli eskilerin tabiriyle. Sözle kapışacaksın yani devamlı akıllıca laflar edeceksin. Oradan gündeme sokacaksın. İşte medyada bir şey söyleyeceksin. O yapacaksın. Ben biraz onu kovalıyorum. Etraftan tabii yeter gayrı acık otur diyenler çok var. Başta benim çocuklar olmak üzere. Haklılar. Ama bu işin yani güzel tarafı da bu. Ne yapayım? Bu yani şimdi ben kendimle alakalı kontrol ediyorum. Benim de hayatta gerçekten 3-5 tane çok sinirlendiğim ve takıldığım ve gerçekten... Burada sen de dava adamısın. Ona geleceğim birazdan. Ben de böyle hissediyorum ama yani dediğim gibi bir yandan da bu kendimi sorguladığım şeylerden de bir tanesi. Yeterince cesur olmama ya da eylemsizliğe çabuk yönelme ile alakalı da derdim de oluyor. İşte geçmiş gazeteyi yapıyor olmanın nedeni bu. Biraz mallıktan, biraz önemsememekten. Hiç üzerine para kazanmadık ama 5 yıla yakınlık emek var. Aynen. Biriktirilmiş datalar, çalışılmış işler, bir sürü insanlar, veriler, bilmem neler falan hikayesi. Tek gerekçe var. Çok sinirlendiğim şeylerden bir tanesi masada geçmişini unutarak konuşma hali. Sanki yokmuş gibi konuşma hali. Gerçekten ağaç kovuğundan çıkmışız gibi konuşma hali. Bu çok hafıza koordinasyon, duygu eksikliği. Bunu alenileştirmek, bunun üzerine konuşmak çok hoşuma gidiyor. Geriye hatırlatmak. Sadece bilgiyi değil, duyguyu da hatırlatmak. Nedensel bağlantıları kurmak. Büyük örüntüler çıkartıyor. Çünkü geçmişte ne kadar ilgileniyorsan gelecekle ilgili de o kadar tuhaf öngörün oluyor. Aynı güçle gelecekle ilgili de konuşabiliyorsun. Çünkü oradaki yapıyı yakaladın, bu da sana bir şey veriyor falan. Çaba da sarf ediyorsun, emek de sarf ediyorsun. Ama bunun işte ne kadar dava adamı diye tanımlanırlık bir mevzu. Benim masada geçmiş gazete için sarf ettiğim, para kazanmayacağımı bildiğim halde sarf ettiğim zaman beni dava adamı yapabilir. Ama mesela bu konuyla alakalı... Yani işte sadece o da değil. Mesela bir seninle nasıl tanıştık yazıyor ya bazen yolda. Ulan bu ikisi kel sakallı birbirini nereden bulmuş falan diye. Ya Üsküdar Üniversitesi'nin işte şey tanıtım filmi çekiminde. Orada ikili karşılıklı bir şey olmuş. Sonradan anladığım kadarıyla.
Ben tanıtım filmi çekeceğiz diye geldim. Sen yönetiyordun, ekip vardı işte, eller falan kurdular, kamerayı çekecekler. Sen bana dedin ki ne istiyorsan anlatacağım. Nasıl dedim ya? Anlat, hayat hikayeni anlat dedim. Dedim bu herifte bir tuhaflık var. Ondan sonra ben anlattım. Ağzıma geleni söyledim. Bitince de sen demiş ki bu herifte bir tuhaflık var. Yani konuyu bir şekilde nasıl bağladı buraya falan gibi. Dolayısıyla o tuhaflıkların buluşma noktasından sonra yani seninle bizim neredeyse hiç ticari ilişkimiz olmadı. Mesela şu işte bu önce Can sonra Canan dışında daha bir sürü şey de yapıyoruz beraber ama yani burada bir şeyin peşinden giden birini görüp ulan evet buraya gitmemiz lazım deyip ben senin bir sürü şeyde dağıtarak buralara geldiğini biliyorum yani. Hadi gidelim yani. Burası iyiymiş abi. Yani işin ekonomik bilmem ne zaman maliyet sorunlarına falan çok fazla bakmadan bunu yapabilmek her baba yiğidin harcı değil. Yani bu benimle de ilgili değil. Aslında seninle de ilgili değil. Zamanında kendi içinde bulduğun şeye akmaya dair, onun içinde akmaya dair bir niyet gösterdiğin zaman insanın karşısına böyle fırsatlar çıktığında insan bunu görebiliyor. Yoksa göremiyor. Mesela benim eğer böyle bir niyetim olmasa ben bu öğrendiklerin hiçbirini öğrenemezdim. Niyet belirliyor baştan bir şey değil mi? Bir şey yapmam lazım dediğin anda yapabileceklerin sana gözüküyor. Eğer senin böyle bir niyetin olmasaydı ben sana hiç gözükmezdim, sen bana hiç gözükmezdin. Birbirimizi görmezdik yani. Bu iş biraz öyle. Dava adamı öyle evde işte çalışılarak ya da kurs alarak olunmuyor. Olunmuyor, evet. Yani niyet edeceksin abi. Bir terslik var, ben onu değiştireceğim. Ve ben bunu şeyle çok alakalı buluyorum. Hep eğitimlerimde de çok anlatırım. Bu Simon Sinek'in neden meselesiyle. Nedenle başlamak. Birçok insan ne yapmam lazım, nasıl yapmam lazımı düşünüyor. Neden ne zaman yapmam lazım? Nedeni kimse düşünmüyor. Yani neden yapacağım? Yıllar evvel gene onu bir yerde anlattım galiba şeyi. Ben burada konuştuk tabii. İşte bir dergi çıkartacağımız zaman sorduk dedi ya bu dergi çıkmasa dünyadan ne eksilir? Gerçekten her ay böyle manyak gibi mesai harcadığımız derginin gerçekten hiçbir önemi olmadığını fark ettim. Yani çünkü bugün kaybolsa dünyada hiçbir şey eksilmiyor. Yani bu nedeni sorgulamakla çok alakası var. O hiçbir şey eksilmiyor. Bu gittikçe son günlerde yaptığım analizle alakalı odak gruplar yapıyorum da. Hatta markayı da söyleyeyim. Storytel ile alakalı odak gruplar yapıyorum. İnsanların okuma alışkanlıkları üzerine birazcık soru soruyorum falan arka tarafta. Yahu öyle de değil ya. Herkesin hayatında sen de arka tarafa baksan çok spesifik küçük taş hareketleri var. Küçük taş. Yani o dergi hiç ummadığım bir yerde, ummadığım bir adamda, ummadığım bir kritik etkiye neden olabiliyor. Bu illa şey olması gerekmiyor. O kritik etki yüzünden adam Steve Jobs oldu. Hayır canım değil olmadı yani. Hani sadece düzgün evlilik bile yapmış olabilir. Bir küçük yani iyiliğe bile sebep olsa 10 sene yaptığım masrafa tabii değer ama o dergi olumlu olaya spesifik çıkmıyor. Yani onu kendi planı ve misyonu içerisinde o kaza yani arzi olarak oluyor. Yani esas ama mesela şu desen ki bu yayını yapman, mesela benim şu anda işte Açık Beyin'de yazdığım bir yazı, işte Ot Dergisi'nde, o kitapta bir yerde bir şey yazıyorum mesela. Ya bu yazı olmasa bir şey eksilir miydi cevabına evet diyebiliyorsam o yazıyı yazmam lazım. Çünkü o yazı olmasa orada, ya o yazının gitmesi gereken bir yer olmayacak mesela. Yani normalde şey. Israr etmem ama burayla alakalı ben de anlamak için. Bir dakika. Sayın Milletvekili. Bu globalizmin getirdiği bize aksaklıklardan bir tanesi, yöntemsel bir aksaklık gibi geliyor. Biz çok bütünsel görmeye başladık ki ben çok tümden gelimci olmamla övünürüm, buna rağmen söylüyorum. Çok fazla yani büyük bütünlerle görmeye başladık. Bu sadece sana ve bana has bir şey değil, Türkiye'nin geneliyle de alakalı yani hemen herkesin masada yaşarken. Halbuki bu bütünler bu kadar blok değil. Bu bütünlerin içerisinde de bir bedenin olduğu gibi bak evrim konuşurken anlatıyoruz yani içeri doğru organlaşıyor, parçalar ayrı davranış gösteriyor, hücreler hücrenin altındaki bilmem nelere falan kadar giden küçük yapılar olduğu gibi sosyolojik olarak da öyle ve buradaki hikaye de çok değerli. Elbette aman ben bir çocuğu gözyaşına engelledim romantizminden de bahsetmiyorum. Aslında o küçük taşlar, o küçük taşları yerinden oynatma becerisi, o büyük taşların hareketinin yönünü de belirliyor. Davranışında. Tuvalete gitmemizin de çok bir nedeni yok. Yani bize öyle şeyleri, yani hayatta yaptığımız her şeyi bir nedene oturtturalım, illa kasalım diye de kastetmiyorum ama bir de işte bu dava adamlığından açtın ya, yaptığımız bütün hareketlerin anlamını belirleyen global neden. İşte bizim dedenin, benim rahmetli dedemin her şeyi Allah rızası için yapıyor olması gibi. Hı. Yani arka plandaki o global neden eksik olduğu zaman bir dava da bulamıyorsun. Yani o davayı sen yaratman gerekiyor aslında. Evet. Şimdi mesela
hani hiç ne bileyim bu bana böyle tevazu ya da megalomanyaklık, tevazu sorunu ya da megalomanyaklık gibi gelmiyor. Ben şu anda biyoloji, sinir bilim bilmem ne konusunda bildiklerimi böyle anlatmasam, hatta bundan daha fazla çaba sarf etmezsem dünya daha kötü bir yer olur. Çünkü ben bu kadar malzemeyi boşuna biriktirmedim abi. Benim yapabileceğim anlatmak, bu saatten sonra makrome işleyemem ki ben. Yani tığ oyası yapamam yani. Benim şey uzmanlık alanım o değil. Yani ne bileyim, bu saatten sonra resme başlayayım, piyanoya başlayayım, dünyanın en güzel sonatlarını, tablolarını yapayım. Akıllıca değil. Dolayısıyla biriktirdiğin şeyle ilgili böyle bir yeterlilik duygusuyla, yani tamam aga buradan yürümemiz lazım duygusuyla çıkmak, ileriye dair bir misyonun, vizyonun ve fikrin olması, yani eski tabirle gayeyi, hayalinin olması, yani harekete geçiriyor insanı mecburen. Hani bu tabii ki şöyle reaksiyonlarda işte görüyorsun da, işte Twitter'a bir şey yazıyorsun, herif diyor ki ben öyle düşünmüyorum, işte sen diyor ne ukalasın, boş yapma, hede hede. Şimdi karşıdaki insana tabii ki sinir bozucu geliyor. Sana mı kaldı lan diyor. Diyorum ki evet, bana kaldı. Bana kaldı, sen yapsaydın bana kalmazdı. Yani böyle paylaşıyoruz bir şeyleri. Mesela siyaseten bir dava adamı değilim. Hiçbir fikrim yok yani siyaset konusunda. Oradaki dava adamları ayrı. O dava insanları bir şeyleri götürüyorlar. İyi oynayan kazansın. Bilemem yani kim doğru kim yanlış yapıyor. Ama ben bulunduğum yerden sorumluyum. Bulunduğum kaleyi, bulunduğum yolu müdafaayla sorumluyum. Çünkü bu yolun gideceği yeri gördüğümü zannediyorum. Bunu gördüğümüzü zannediyorum. Değil mi? Buradakiler de öyle. Ya öyle diye düşünüyoruz. O yüzden burada bir komünite var. Orada bir birlikte hareket ediyor ve yavaş yavaş işte insanlar geliyorlar, toplanıyorsun, bir şey oluyor ve senin niyetinin çok üstünde bir şeyler olmaya başlıyor. Ben davadan bunu anlıyorum. Ha böyle bir yerde dava adamı olmak bir paye değil. Çok ciddi bir arıza, bir sorumluluk. Yani hayatın mantar oluyor. Bu belki birazcık işte bunu kritik olarak kabullenmekle alakalı da olabilir diye üzerine de sohbet etmek istedim. Bazen çok dışarıda terminolojinin oluşum yeri hep politik olduğu için bu bakış açısını da dışarıda tutuyor olabiliriz. Birçok dışarıda da insan görüyorum. Dava adamı adam gerçekten. Basit bir konunun dava adamı. Evet. Yani Manisa Tarzan'ı bir çok muhteşem bir dava adamı. O yüzden hem dünyaya hem Türkiye'ye literatüre girecek kadar bir pozisyon ödemiş. Tek davası var. Ağaçlar büyüsün istiyor işte. Aynen. Yani konsantrasyonu bu. Gerçekten. Ben de insanlar okusun istiyorum. Okusun diye merak edersin. Ve hani kar zarar bakmadan. İstanbul Tarzanı diye yarın adım çıkarsa çok sevinirim. Ben çok prestijli bir örnek olduğunu düşündüğüm için söyledim. Ben çok severim. Çok kaliteli kesinlikle. Bulduğum bir yani şey. Türkiye'nin gerçekten süper kahraman olmaya en yakın karakterlerinden bir tanesi. Öyle de bir zihinsel kimlik yani nasıl gelişiyor. Ve hala bir çizgi romanı, hala adam gibi bir filmi, hala bir dizisi olmaması. İşte bizim ülkenin nelerle uğraştığını çok güzel bir kanıtıdır yani. Adam yıllar evvel kaç 30'larda 40'larda mı Superman'i yaptı? 30 bin tane film çektiler, milyonlarca sayfa çizgi roman yaptılar. Ve bu adam gerçekten yok yani. Yok. Bizde var, yapılmışı var ama ilgilenemiyoruz. Galiba bir iki tane filmi çekilmiş. Bir iki film denemesi vesairesi var ama gerçek bir... Yani bir de ya. Hani çevreyle alakalı duyarlılıklar konusunda da biz Cumhuriyet'le beraber bu hikayeye başlıyoruz bir tarafta ama bununki çok orijinal. Manisa Tarzan'ınki. Harbiden orijinal. Ama biz mesela nasıl bakarız buna? Standart bir Türk bakışı. İşte naif ve tuhaf adam diye bakıyoruz. Değil mi de? Yani işte, yani ben iyi niyetli bakıyorum. Barat'a naif. Sıyırmış. Yani, bir şeydi. Işte, bu da işte la falan. Yani, değil mi? Böyle bir... Şimdi şey değil. Vay abi adama bak. Böyle bir delilik arıyoruz orada. Çünkü biz biraz daha böyle bürokratız. Biraz daha düzene uygun yaşamak bize daha makul geliyor. Öbürünü pek cidara sığdıramıyoruz yani herif. Normal değil belli ki ama bu normal anormallik çok da bize böyle hoş gelmiyor yani maddeli bu. Yani uzak dur abi. Hani biz yaparsak başımız bir sürü şeyde belaya gelir anlamında bir şey. Ama o marjinalliği sevebilecek, daha doğrusu mesela yeni nesle biz bunu sevdirebilirdik. Yani Manisa Tarzanlarının çıkması için bizim Manisa Tarzanı gerçekten senin bilgi alanına giren bir böyle işte tasarım, bir anlatım, bir efendim nasıl diyeyim imaj da sunmamız gerekirdi. Ama işte demek ki bu işin prodüksiyonuyla uğraşan, bunu yapan yaratıcı insanlarımız bile Manisa Tarzanı'yla çok ilgilenmediler ki ortaya henüz böyle bir şey çıkmadı. Organik olarak olması gereken bir şey yani. O fikri beğenmemişiz yani genelde. Sanat camiamız da beğenmemiş. İşte efendim oyun yapanlarımız beğenmemiş mesela. Oyunu yok. Manisa Tarzan'ın oyunu olsaydı keşke. Yok, yapılmamış. Ya şimdi bir yandan sen bunu sorgularken ben de kafamda doğru söylüyorsun. Arka tarafta ya neden olabileceğiyle alakalı bakıyorum. Halbuki ana konusu
ya da edindiği dava konusu ne kadar uluslararası. Tabii. Hani içerik aynen. anlamında. Yani bayrak yapabilirsin. Bu arada bizim Ahmet Tezcan abi anlattı işte gazeteci Ahmet Tezcan Mardin'e ziyarete gittiğimizde. Ya orada bir tane adamcağızdan bahsetti. Yani gerçekten film mi çekilmeli? Galiba Avara romanda da bahsetmiş ondan. Ben burada Ahmet abi hala okuyamadım ama okuyacağım sözünü. Adam şöyle bir arazi buluyor mesela bir boş bir yer. Devletin özel hiç fark etmez. Fidanları bilmem kapıp geliyor sürekli ağaç dikiyor herif. Devamlı yani kimseye sormuyor etmiyor. Sümsükleyip dışarı atıyorlar geri geliyor gece gene dikiyor. Adam obsesif bir şekilde ve adamın yani sorduğun zaman ya bunu niye yapıyorsun diye adam diyor ki bunu yapmam lazım. Benim kimse yapmıyor yani misyon bir deli falan değil çok normal bir adam. Akşam kahvede oturup kahve içip konuşabileceğim bir adam. Ama böyle bir misyonu var sulama sistemleri yapıyor bilmem ne yeraltı sularını bulabilecek bir bilgisi var adamın kimsenin bilmediği yeraltı su kaynaklarını buluyor. Ya abi al bunu acık abart. Dünyaya bilmem ne dizisi diye pazarla Netflix'e koy millet seyretsin yani. Böyle hikayeler bizde çok var ama dava adamlığı hikayesi bu noktada bizde tıkanıyor işte. Böyle tiplere marjinal gözle bakıyoruz. Bunları ötekileştiriyoruz. Ta ki birileri onu medyatik yapana kadar. Böyle bir öne çıkarana kadar. Ya burada sanıyorum bizim yani genel olarak vasata olan iknağımızdan kaynaklı vasat bir sorun. Yani. Her şeyi vasatiyle normalleştirme çabamız evet. var. Medyokrasi dediğimiz şey işte bir orta olsun. Orta olsun, bizden olsun. Tabii. Şeyde. Adam yani orta olsun da biz abartarsak abartırız. Hani reklamda ya da... Komünizm gelecek sonunda biz getiririz. Biz getiririz hikayesi. Adamda zaten malzeme varsa bir de mesela arka tarafını kontrol ediyorsun. Abi hiç kötü hikaye yok. İşte trajik hikaye yok. Adamın öyküsü güzel başından evet, sonra. Karar vermiş, yapmış. Karar mesela. Vermiş, yapmış evet. ve ısrar etmiş. Hep de şeydir yani gaza gelip 3 ay yapmamış. Ömrü boyunca yapmış evet. aynı hikayeyi. Şu eşekli kütüphane hikayesi. Bak sen söyledikçe aklıma geliyor. Yani şimdi kendime de kızıyorum mesela. Yani benim anlatılarımın bunlarla dolu olması lazım ama Türkiye'de çok az örnek biliyorum. Muhtemelen milyonlarca var da anlatılmıyor ki ben duyayım. Benim aklıma gelen 4-5 tane var. Yani 10 tane olsun bunun 4-5'i aklıma gelir. Ve bunları da anlatmak çok nadir aklıma geliyor. Ancak sen böyle bir konuyu açın. Yani bizim kültürde bu tip bir heroizm oturmamış. Yani biz devlet ebed müddet, büyüklerimiz desin biz yapalım, takılma. İşte Ankara'da protesto gösterisiyle meclisi yıkmaya giderken kırmızı ışıkta bekleyen gösterici sürüsü gibi. Kırmızı ışıkta bekliyorlar falan. Öyle öyleyiz yani biraz değişiyiz. Ya ama ona da saygımı duysam, tuhafsasam mı o da karmaşık yani. Ya komedi, zaten hikayeyi o komedi şey güzel bir şey yani nasıl diyeyim? Bir şeyin esprili olabilmesi, böyle bir esprili olay çıkarabilmek hoş güzel. Yani aşağıladığım şey yaptığım için söyleyeyim ama gerçek bu. Yani ne olduğumuzu bir bilelim. Biz biraz öyleyiz. E tabii şimdi bu işleri böyle yapmak için de geçirdiğim zamana bakınca hakikaten yerimden kalkana kadar ben de çok zaman geçirmişim yani. El alemde, yani el alem derken dışarıda işte Avrupa'da şurada burada. Yani bir adamın elinde bu kadar şey birikmesine gerek yok. Abi herif onu bir paketleyip bir şey yapıyor yani. Ben abi olurum acaba kimse falan filan derken seneler geçti baksana. Yani tepemiz güneş görmeye başladıktan sonra biz bu işleri yapmaya başladık. Yine sonucuna varamadığımız, yeni sorulacak 10 tane daha sorunun çıktığını sohbet bütünü yakalamış olduk. Abi öyle bir mevzu açın ki ne yapayım neresinden bağlayalım yani evet. Bağlayalım evet ben de bu hiçbir yerden tutup hani böyle akıllıca son cümle koyamadım. Ama şöyle yapsaydık iyiydi mesela sorsana dava adamısın diye. Dava adamısın. Hangimiz değiliz ki?